Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutabakatçı Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın sorunlarını bugün de yerel idarenin genel yapıtaşı olan muhtarlarımız vasıtasıyla Adıyaman merkeze bağlı Uğurca Köyü muhtarımız Nazım Işık ve ağız arkadaşımız Mehmet Ali Yılmaz ile kamuoyuna duyuracağız. Bu köye geldik. Bizim önümüz sırada baktık bir su tankeri geliyor. Evet. Bu köye içme suyu getirdiğini öğrendik ve muhtarımla birlikte su deposuna gittik. Tankerle gelen İl Özel İdaresi'nin getirmiş olduğu suyu ne yaptık? Su deposuna boşalttık. Evet muhtarım. Köyümüzün içme suyu sorunu ne zaman başladı? Köyümüzün içme suyu 10 gündür başladı. Kurudu kuyu. Evet. Ondan sonra özel idare başvurduk. Adamlar gerekeni yaptılar. Sağ olsunlar. Başta valiye, özel idare, tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu suyun devam etmesini istiyoruz. Evet. Suyun günlük olarak getirilmesini istiyoruz. Sondaj açılana kadar. Bir tanker su yetmediğini belirtti muhtarım. Çünkü iki tanker geldikten sonra köye su verdiğini belirtti. Kaç hane efendim köyümüz? 50 hane. 50 hane köy. Bir de bu köy neyle uğraşıyor? Hayvancılıkla. Hayvancılık ve çiftçilik. Evet. Hayvancılık ve tarım sayın izleyiciler. Muhtarım, bir yıl önce seçilen genç ve dinamik muhtarlarımızdan. Kaç yaşındasınız efendim? 60'a yaklaşıyor. Siz genç değiliz dersen ben 50 yaşındayım. Biz de o zaman genç değiliz değil mi hemen? Tabii artık yavaş yavaş gençler var. Evet, gençler var. İşte burada da var gençimiz. Evet muhtarım, altyapısı yapıldı mı efendim? Altyapısı yapılmış. Parkenin yarısı yapıldı. Evet. Yarısı da ihale verildi herhalde. Yapılacak. Evet. Köy odamız var. Taziye evimiz var. Çocuk parkımız. Çocuk parkı gördüğünüz gibi çekersiniz. Evet Uğur Bey, çocuk parkı var, onu da yakınlaştıralım. Bu da var. Tebrik ediyoruz muhtarımıza. Çocuk parkı da kurdurmuş. Evet. Okulumuz var. Okul var. Açık mı efendim? Köy imamının evi. Onu az sonra içelim, oraya koy da istersen. Evet. İşte sorunumuz yol sorunu. Yol sorunu var. Yolda virajlar var. Virajdan dolayı bir taş traktörü sorunu. Oldu mu efendim? Oldu. Ölüm trafik kazası mı oldu? Evet. Sayın izleyiciler, işte biz yani insan hayatı her şeyden önemli. Muhtarım da müracaat etmiş bu yolun virajlarının giderilmesi için. Ölümlü trafik kazası meydana gelmiş. Biz mutlaka bu yolun düzeltilmesini bekliyoruz. İstiyoruz, arzu ediyoruz. İl milletvekillerimiz de bu konuda duyarlı olmasını istiyorum sayın izleyiciler. Yani bu memleket sizin memleketiniz, hepimizin memleketi. İşte bir muhtar arkadaşımız da çalışmak için Karadeniz'e fındık toplamaya gitti. Evet. Orada da trafik kazası geçirdi. Doğru mu efendim? Doğrudur. Şu anda hastanede yatıyor. Orada da yatıyor. Acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. İnşallah sağlığına kavuşur diyoruz. İnşallah. Mutlaka ne yapacağız? İşte yine Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir arkadaşımızın yolu bu şekilde hem virajlıydı. Evet. Geçmiş muhtar orada hayatını kaybetmişti. Evet. Biz oraya ziyaret etmiştik. Köyün yolu da topraktı. Şimdi asfaltlandı sayın izleyiciler. Oralar biliyorsunuz mahalle oldu tüm şehir olduğu için. Evet, İnşallah Adıyaman'da ne olacak? Tüm şehir olacak. Onu da belirtelim. İşte Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi halkın sesini ne yapıyoruz? Halkın temsilcisi seçtiği muhtarlar vasıtasıyla tüm dünyaya ve kamuoyuna duyuruyoruz. Evet. Bir de sözü Mehmet Ali Yılmaz ağzı arkadaşımıza veriyoruz. Muhtarımın yanında. Muhtarımızı yalnız bırakmıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Mehmet Ali Bey. Köyümüzün başka neye ihtiyacı var? Valla köyümüzün başka bir yol sorunu var. Evet. Su sorunu zaten az da olsa çözüldü. Evet. Yol sorunu var. Başka da sorunumuz yok. Evet. Burada ihtiyar heyeti ve muhtarımız ve köy halkı birlik içerisinde köye hizmet ediyor sayın izleyiciler. Yine belirtelim. Özel idare valimize hepsine teşekkür ediyoruz. Evet. Bu su için. Su konusu, su eşittir hayattır diyor sayın izleyiciler. Su sondajının da ihalesi yapılmış. Evet, su sondajı vurulana kadar İl Özel İdaresi köyümüzü susuz bırakmıyor. Tankeriyle su getiriyor. Evet. Başta valimiz Nurullah Naci Kalkancı'ya, İl Genel Sekreterine, İl Genel Meclis üyelerine ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için Adıyaman Uğurca Köyü muhtarımız Nazım Işık'a da teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah su çıkar diyoruz. İnşallah.